Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bugün size bir lensten bahsedeceğim. Sony'nin FE F4 PZ16-35G lensi. Şimdi bu lens emsali olan Sony'nin F28-16-35'inden, yani G Master'ından bir kere neredeyse yarı yarıya ucuz. Şimdi bu kadar büyük fiyat farkını F28 hak ediyor mu, hak etmiyor mu orasını bilemeyeceğim ama bu lens fiyatını sonuna kadar hak ediyor. Şimdi ben bu lensi ilk aldığımda bu lensi ağırlıklı olarak şeyde kullanırım dedim, yani video çekimleri için kullanırım. Hani geniş açı bir lensim olsun. Gerektiğinde vlog yapabileyim, gerektiğinde geniş açı çekimler yapabileyim. Ama ben bu lensi fotoğrafta denediğim zaman bana parmak ısırttı. Şok geçirtti. Daha sonra da bu kadar incelememiştim yani, çünkü G Master'a o kadar para vermek istemiyordum ama buradaki başarıyı görünce dedim ki o zaman G Master'ın uçması gerekiyor. Ve yaptığım araştırmada da aslında G Master'ın uçmadığını gördüm. Bu lens her açıdan G Master'dan daha keskin ve çok daha başarılı bir lens. Tabii bu lensin çok enteresan avantajları var. Bir tanesi zoom'unun dahili olması sevgili dostlar. Ve hiçbir şekilde içeri dışarı çıkmıyor olması büyük avantaj. Çünkü gimbal üzerinde çok rahat ediyorsunuz. Bu lens onların iddia ettiğine göre, Sony iddia ettiğine göre 353 ya da 359 gramla dünyanın en hafif 16-35 lensi. Onun haricinde bu lensin dahili zoom'u aynen dahili otofokus gibi X'de lineer motor ile çalıştırılıyor. Ve inanılmaz hızlı, inanılmaz sessiz ya da inanılmaz yavaş. O artık hızını siz kendiniz çok rahat bir biçimde ayarlayabiliyorsunuz. Hem buradaki rocker'dan, yani şuradaki düğmeden yavaş basarsanız yavaş ilerliyor, hızlı basarsanız hızlı ilerliyor. Hem de şuradaki manuel çarkından, ben şu şeyini çıkartayım öncelikle sevgili dostlar. Dış yapısından başlayalım. Dış yapısı bana oldukça plastik geldi ama plastik demek kalitesi demek anlamına gelmesin. Bu lens her açıdan hava koşullarına gayet optimize edilmiş ve koruma sağlayan bir lens. Bu lensin onun haricinde bütün G ve G Master'larda olduğu gibi bir diyafram çarkı var. Ve bu diyafram çarkını hem klikli ya da buradan arzu ederseniz kliksiz de ayarlayabiliyorsunuz. Eğer ki video çekimleri yapacaksanız daha yumuşak geçişler sağlıyor size sevgili dostlar. Onun haricinde bu lenste çok ilginç bir tane iris lock var ki olur da şeye getirirseniz iris lock'u da devreye sokarsanız bu buradan kımıldamıyor ondan sonra, ki büyük avantaj. Tabii bu klikli konumda geçerli. Kliksiz konumda iris lock geçerli değil. Onu hemen düzeltelim. Klike getirelim. Sonra bunu şeye getirelim, otomatiğe getirelim ve şuradan da iris lock'unu devreye sokalım. Yanlışlıkla bunu oynatamazsınız sevgili dostlar. Bu tabii büyük avantaj. Onun haricinde burada göreceğiniz bir AF-MF switch'i var ve atanabilir fonksiyon tuşuna sahip. Yani klasik bütün G ve G Master'lardaki her şeye sahip. Bu lens, çok samimiyetle söylüyorum, özellikle fotoğrafta köşeden köşeye jilet gibi keskin. Ortası jilet gibi keskin, köşeleri de gayet keskin. Hatta gerek tam emsalleri olan Tamron 1850, gerek Sony'nin G Master'ından daha keskin. 16-35 mm arasında daha keskin. Çok ilginç bir biçimde makro özelliği aşağı yukarı 0.25 ve 0.29 olarak yani büyütme oranları var ki bu gayet güzel. Ve daha yüksek büyütme oranı da diğer ucunun 35 milimetresinde ki bu çok akıllıca, çünkü ben böyle dibine kadar girmek yerine biraz daha geriden yakın çekimler yapmanızı sağlıyor. Bu lens 72 milimetrelik bir filtre çapına sahip ki birçok lensim şu anda benim hepsi 72 milimetre. Dolayısıyla o da ayrı bir avantaj. Durmadan farklı filtre çapları almak zorunda kalmıyorsunuz. Bu lens aynı zamanda, daha önce söyledim mi bilmiyorum ama, çok hafif ve çok kompakt bir lens. Taşınması kolay. Bütün gün yanınızda götürün. Hiç sorun çıkartmıyor.
Şimdi bunları ben sizlere anlatıyorum ama beni bunlar aslında çok da fazla ilgilendirmediğini siz çok iyi biliyorsunuz. Çünkü bütün bu teknik verilerin işte kaç tane cam olduğunu, işte hangilerinin ED olduğunu, bir X ED olduğunu falan onların hepsini sitesine bulursunuz. Beni ilgilendiren netice. Şimdi sevgili dostlar, sizlere ben hem bol miktarda Konya seyahatiminde kullandığım bu lensle çektiğim fotoğrafları hem de bir kısa video hazırladım sizlerle beraber. Bunları paylaşacağım ve neticenin sonuçlarına sizler karar vereceksiniz. Thank you.
Nasıl, beğendiniz mi? Valla zannediyorum görüntüler benim yerime konuşuyor. Benden daha iyi konuşuyor. Benden daha iyi netice veriyor sizlere. Şimdi bu lens kimler için? Valla sevgili dostlar. Gerek dış gerek dahili mimari çekimleri yapıyorsanız sizin için. Manzara çekimleri yapıyorsanız sizin için. Geniş açı bir lensim olsun diyorsanız. Keskin bir lensim olsun diyorsanız. Hem videoda hem de videoda da özellikle parfokal özelliğiyle hiçbir şekilde ne fokus kaçırıyor ne de pozlama kaçırıyor. Fotoğrafta da muhteşem bir lense sahip olayım diyorsanız bu lens sizin için. Evet, bu lens ucuz mu? Değil. Tamron'dan 300 dolar daha pahalı ama o 300 dolar farkı bence hak ediyor. Şimdi benim bu lensle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki bu içerik sizlere değer kattı ve beğenme butonunu hak etti diyorsanız lütfen ıskalamayın. Hala abone değilseniz lütfen abone olun ki bu güzel aileyi hep beraber büyütmeye devam edelim. Şimdilik sevgiyle kalın, sağlık ile kalın, huzur ile kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolay, bugünlük de bu kadar.